Terzilik mesleğine ilkokul 3'ten ayrılarak ustam, gömlekçi Asım Usta'nın yanına hem dayımdı hem ustamdı. Eti senin gemi benim diye annemiz babamız getirdi teslim etti. O yıldan beri devam ediyoruz. 1957 doğumluyum. Halen devam ediyoruz. Memleket yokluktu, açlıktı. Efendimiz'e bir illerde bir sanat olsun istendi. Herkesin bir sanatı vardı. Mesela yarım gün okula gider, yarım gün ustanın yanına giderdi. Usta hem hocaydı, hem ustaydı, hem babaydı, hem anaydı. Bir terbiye verirdi. Babanın görevini, annenin görevini, hocanın görevini usta verirdi. Yetiştirirdi, topluma yetiştirirdi. Şükürler olsun. Şükürler olsun ki kimlerle karşılaşmadık bu müessesemizde, hamdolsun. Yani iyi de yaptığımız da oldu, kötü de yaptığımız oldu, takdir eden de oldu. Çok şükür. Çok severek, çünkü ekranlarımız da aynıydı. Hepsi usta yanında çalışırlardı. Terzilik olsun, başka meslek olsun. Okuldan çıkar gelir çalışırlardı. Veyahut da bizim gibi okuldan ayrılarak gelir çalışırlardı. İşte yani haftalarımıza bakmazdı ailemiz. Aman sanat öğrensin, aman işte ayağı sokaktan kesilsin. Kötü alışkanlıklar alışmasın diye mesela. Ustaya teslim ederlerdi. Ustamızdan, annemizden, babamızdan çok korkardık. Bizi terbiye etti, bizi çalıştırdı. Şükürler olsun. Bugün de rahmetle anıyoruz. İnsanlara hizmet ediyorum, ne güzel. Yani pişman mısın dedin insanlara, hani değil, ben okuyamadım. Yok, ya, tabii içimizde bir burukluk var. Şimdi mesela bir öğretmen o kadar saygım var ki, o kadar hürmetim var ki, bir sevgi. Çünkü ben okuyamadım. Okuyana mesela şey derim, gıpta derim. Ve çocuklarımızı okutmak için elimden gelen her neyim varsa mesela hesbelkader yaptık çok şükür. Yani bir pişman, sadece o yönden bir. Yok, hiç pişmanlığım yok hamdolsun. Vallahi severek yapıyoruz. Severek yapıyoruz. Zaten sevmesek mümkün değil. Geçer ya evimizde otururuz, ya gider kahvede otururuz. Gene de maşallah şey yapıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar gideriz. Tek sorunumuz mesela elemanın yetişmemesi. Şimdi alayı okuyor. Kimin mesela gel sana meslek öğretimi. Mesela evvel bir ustanın yanında 4-5 tane kalfa çalışırdı. 3-4 tane el altısı olurdu. Mesela onun yardımcısı. O çırak olurdu. Şimdi tek başımıza mesela terzilik hepimiz aynıyız. Bütün meslektaşlarımız tek başına çalışıyorlar. Hakim Mehmet Uygun mesela, Zihni Kutlar rahmetli. Bunların hepsine ustamın müşterisi. Ondan sonra da biz devam ettik. Yıllarca devam ettik. Halen de yani şimdi hayatta olan hakim, savcı müşterilerimiz var. Ta ustamızın zamanından kalma mesela 40-50 senelik müşterilerimiz var. Bizim edindiğimiz müşterilerimiz var. Evvel daha şeydi mesela işçi vardı, şey vardı. Konfeksiyonu kimse bilmezdi. Alayı mesela en fakirinden en zenginine kadar hepsi de gelir terziye iş yaptırırlardı. Şimdi artık belirli kesim kaldı. Lüküse girdi. Efendime söyleyeyim. Alternatif olarak konfeksiyon şey oldu. Mesela ben bir elbise alacağım, gidip 3 tane hazır alırım diye. Fakat diktirdiği elbise 10 sene, 12 sene gider. Hazır aldı mesela söz misali. 3 ay gider, yetmez ama deforme olur. Yani bunlar da alternatif. Mesela ges vücutlar oluyor. Mesela Irak'tan gelen müşterilerimiz var. Yurt dışından, efendim, Almanya'dan, İsviçre'den hazırı giyemiyorlar. Mesela vücutlarına uymuyor. Bunlara hitap edeyim işte. Gücümüzün yettiği kadar işte tek başımıza da işte bayağı zorlanıyoruz yani.
Vallahi işte dikkat. Severek yapacaksın. Sıfır hatayla yapmaya çalışacaksın. Bir daha yüz yüze bakacak diye mesela öyle işi sallamayacaksın. Çünkü müşterinin dönüşümü olduğu zaman mesela sen ayakta durursun. Tabii bu da arkadaşlarına sirayet eder, çevresine sirayet eder. Yani kişilik de gerek, ustalık da gerek, terbiye de gerek, hepsi gerek. Güler yüzde, tatlı dilde, sanatta, hepsi bir arada olması lazım. Bir tane olup da dokuz tane olmaması olmaz. Hepsi bir arada olması lazım. Evvel kadın tersi ayrıydı, erkek tersi ayrıydı, pantolonca ayrıydı, gömlekçi ayrıydı. Şimdi halen yani ele devam eden de var, alayını bir arada tutmak isteyen de var. Fakat bir dalda kalırsan daha şey olur. Çünkü ustamın ustası bile gömlek ustasıydı. İzzettin Efeoğlu rahmetli. Ondan da Asım Açıkbol, benim dayım ustam. Bu da aynı şeyle biz de aldık. Oradan bu tarafa kadar geldik çok şükür. Yaşamayı örgüt. Dostluğu örgüt. Pirimizin şey İdris Aleyhisselam'ın şeyini örgüt işte onun yaptığı. O da melekler höllemişti. İnsanlığa hizmet başta o zaten. Bizim bu yaşlarda mesela arkadaşlarımızın çoğu kahvede, camiden eve, evden camiden. Tamam biz de gidiyoruz camiye de. Fakat gene bir uğraş bambaşka. Şimdi bazen biz de bunalıma gelir, şuramıza kadar geleyim, bırakacağım diyor. Aman eş dostu yaraman, aman çökersin, çökersin çabuk işine dön, iş bırakma, mesleğini bırak. Şükürler olsun, şikayetçi değiliz. Yani yorucu da olsa, sıkıcı da olsa, hamdolsun. Vallahi ufak tefek sağlık sorunlarımız oluyor, olmayı değil. İlaçlarına, şundan bundan, şükürler olsun. Yani çalışma biraz daha insanı niş tutuyor değil mi? Tabii. Tabii, benden küçükler işi bıraktılar. Bu sefer kendini dinlemeye başlıyorlar. Şu hastalanma. Fakat bizim de hastalığımız olsa mesela içimize atıyoruz onu. Biz dincik, biz şey mesela çok şükür. Yine emsallerimize bakarak hamdolsun şikayetimiz yok. Vallahi ben, babamızın mesleği yoktu. O zaman Antep'te mesela haşıl falan basarlardı, şey yaparlardı, iplik üzerine, şu üzerine. Ama işte bu terzilik gözde bir meslekti. Temizdi, giyimi güzel, şeyi güzel. Efendime söyleyeyim. Yani severek geldik başladık. Sevdik de yani sevmedik değil. Halen de seviyoruz. Şimdi mesela adamın hoşuna gidiyor. Eline sağlık ustam şey deyince sanki bedava yapasımız gelir. Yani bu kadar bir sevgimiz var, şeyimiz var. Efendime söyleyeyim. Okumadığımız için mesela öğretmenler gelir. Öğretmenlere çok saygım var. Onlara bir sevgim var. Çünkü okuyamadık, yokluktuk, şeydik mesela. Çok şükür sonradan diplomamızı da aldık, şeyimizi de aldık ama. Severek yapıyoruz, çok şükür. Yani pazarımız da yok. Bazen pazar günü de gelirim. Gece de kalabilirim. Verdiğimiz işe mesela söz verince mesela yurt dışından müşterim gelikti. Aman bayram ertesi ben gideceğim dedi. Bayramın üçüncü günü geldim. Gene işi kolaylaştırmaya çalıştım. Aman söz verdik. Aman bu adamın yolcunun atı tavlanmaz diye mesela öyle bir şey var, atasözü var. Yetiştirdik çok şükür. Yani bu müşteriyle dostluklarımız da ta ustamızın zamanından kalma 50 seneyi geçti yani. Bizim de edindiğimiz müşteriler hariç, onlar da dahil onlara.
Daha ustamızdan kalan şeyler var. Mesela tuz ekmeği sayarız, şeyi atarı gönüllü sayarız çok şükür. Yine ne gördüysek mesleğimizde gördük, hamdolsun. Mesleğimizin aşığıyız. Pazar günü herkes mesleğe gider, efendime söyleyeyim, sağa gider, sola gider, biz de kaçar dükkanımıza gelirdik. Çünkü burada deşarj oluyoruz. Sevmesek zaten yapamayız. Bir de şeyimiz, neslimiz de tükendi. Arkadan gelen mesela gençler yok, okuyan yok. Yıllar önce Antep'in bir vali yardımcısı vardı. Ya usta dedi, niye yetiştirmiyorsun? Yok. Dedim vali bey, böyle böyle şimdi okul 8 yıl oldu. Kimi getireyim örgüteyim, kimi şey yapayım dedim. Önce mesela ete seni gene benim diye yatır ustaya teslim ederlerdi. Ne haftalık vereceksin de daha cebinden çıkardır. Ustaya para verdi ama bunun ayağı sokaktan kesesin. Şu haftalığı da biz cebimizden verelim diye mesela böyle şeyler teklif ederler ustalarımıza dedi. He. İşte arkadan gelen olmadığı için işte bayağı zorlanıyoruz.